Herkese merhaba, ben Eren, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bir önceki videomda söz verdiğim gibi bilgilendirdiğim video içeriklerine devam ediyorum. Bugünün konusu, bildiğiniz gibi ben korona zamanı yaz okuluna kalmıştım. Ve yaz okulu tamamen online geçti. Şimdi sizlere online dönemimin nasıl geçtiği hakkında bilgilendirmede bulunayım. Ama önce... Açıkçası Mart ayında... Yani bizim kış döneminin ortasına doğru. Zaten bu pandeminin başladığı zamanlar evlere kapanmaya başlamıştık. Ve zaten o andan itibaren okulumuz online olmuştu. Ama çoğu assignment, midterm ve laboratuvar deneylerini tamamladığımız için çok zor olmadı açıkçası tamamlamak. Midtermler olsun, finaller olsun hepsi bizim okulumuzun eğitim portalı üstünden oldu. Sanki bir quizmiş gibi yaptık finalleri de. Ve Türkiye'de duyduğuma göre mesela Bilkent Üniversitesi'nde final esnasında öğrencilerden kamera açmasını istemişler. Bizde hiç böyle bir durum olmadı. Gayet kitap, defter açık, hatta çift ekranınız varsa bir yanda Google, bir yanda sınav soruları. Öyle hallettik finalleri. Ama şimdi gelelim bu yaz döneminin nasıl olduğuna. Bu yaz dönemi online eğitimin yanında benim için de bir ilk oldu aslında. Bugüne kadar yazları hep Türkiye'ye gidiyordum. Genellikle vaktimi orada geçiriyordum. Eğer bu yaz korona olmasaydı bir laboratuvarda gönüllü olarak çalışıp aynı zamanda da boş vakitlerimde kendime bir part-time iş bulup para kazanacaktım. Ama ne yazık ki herkesin planlarının etkilendiği gibi benim planlarım da biraz etkilendi. Ben de o yüzden dedim ki en azından yazın ders alayım ki sonraki dönemlerimi biraz hafifleteyim. Ama sizlere şöyle bir şey diyebilirim ki Allah bir daha yazları ders almayı nasip etmesin. Çünkü normalde 4 ayda verilen dersleri 1,5 ayda hızlandırılmış bir şekilde çok yoğun bir şekilde görmüş olduk. Ve bunun böyle olması her hafta aldığım iki dersinde quizlerinin ve midtermlerinin aralıksız olmasına sebep verdi. Ve benim okuduğum okulda, Kalt Üniversitesi'nde ise yazları şöyle oluyor. Normalde kış döneminin sonu, Nisan sonu, Mayıs başı gibi oluyor. Ve Mayıs'ın genellikle ilk haftası 4'ü 5'i gibi. Yaz döneminin ilk kısmı başlıyor. Yani early summer var. Bir de sonrasında early summer bitip İşte bir hafta ara veriyorlar. Ondan sonra late summer başlıyor hemen. Late summer'da ise benim derslerimin ikisinin de late summer'daydı. Yani 4 Temmuz'da başlayıp 21 Ağustos'a kadar bir dönem, yani 1,5 aylık bir dönem sürdü. Kimi verilen dersler full summer oluyor, yani 4 ayı kapsıyor. Ama herhalde benim aldığım derslerin içeriği o kadar yoğun olmadığı için herhalde onlara göre okul karar veriyor tabii bu konu. O sebepten dolayı benim aldığım dersler 1,5 ayda tamamlandı. Benim aldığım dersler ise moleküler genetik ve insan fizyolojisi dersleriydi. Genetik dersi benim için zorunda olan bir ders. Ama fizyoloji dersi seçmeli ders tamamen. Başka bir şey de seçebilirdim ama ben personal trainerlik yaptığım için o konuda bana faydalı olacağını düşündüm. Ve o sebepten dolayı da insan fizyolojisi dersini almayı tercih ettim. Ve gerçekten de faydasını gördüm diyebilirim. Moleküler genetik dersinde bir önceki dönem almış olduğum Introduction to Genetics, yani genetiğe giriş dersinin biraz daha devamı gibiydi. O giriş dersinde daha çok böyle küçük yapılarda DNA'dır, RNA'dır, o tarz şeyler üstünden gittik. Ama bu aldığım moleküler dersinde biraz daha moleküler yapıda genetik şeylere gittik. Mesela atıyorum moleküler yapıda mutasyonlar olsun, değişimler olsun. Biraz açıkçası zorlandığım bir derste. Ama çok şükür ki çalışıp çabalayıp 81 ortalama getirdim ve o da AX'ye denk geliyor. Ne yazık ki daha henüz fizyoloji dersinin sonucu gelmedi bugün itibariyle. Ve insan fizyolojisi dersinde ise kas sistemidir, kardiyovasküler sistemdir, vücudumuzdaki hücrelerdir, hücre alışverişi, lenf sistemi ve boşaltım sistemi gibi çeşitli sistemleri öğrendik. Ve derslerin işlenmesi şöyle oldu. Benim iki dersimde ikisi de asenkron, yani hocalar videoları önceden kaydediyorlardı, çekiyorlardı ve öğrenci portalına zamanı olduğu zaman, yani o hafta hangi konu işlenecekse ona göre videoları yüklüyorlardı ve biz de seyrediyorduk. Yani o yüzden hani belli bir saatte oturup masa başına o hocayı dinleme gibi bir şeyimiz yoktu, durumumuz yoktu. İstediğiniz saat, istediğiniz kadar dinleyebiliyordunuz. Bence normal eğitime göre bu istediğin zaman, istediğin kadar izleme şansı çok büyük bir avantaj. Çünkü normal eğitimdeyken derse giriyordunuz, hoca size anlatıyordu anlatacağını ve dersten çıkıyordunuz. Eğer o dersi kaçırdıysanız ne yazık ki yeniden hocanın size anlatma gibi bir şansı olmuyordu.
Ama bu sayede eğer bir konuyu anlamadıysanız defalarca videoyu izleyip tam olarak anlayabiliyorsunuz. Ancak online eğitiminde şöyle bir dezavantajı var diyebilirim. Atıyorum kafanıza bir soru takıldı ve hemen o soruyu sorup öğrenmek istiyorsunuz, yani tam olarak anlamak istiyorsunuz. Ama ne yazık ki karşınızda bir hoca canlı olmadığı için öyle bir imkanınız olmuyor. Ama tabii bunun da şöyle bir şeyi var. Atıyorum ders izlerken hemen kafanıza bir şey takıldı. Hemen hocaya mail atın o anda. Hocalar zaten genellikle aynı gün içinde, eğer dönmezlerse de ertesi güne dönüyorlar. Bu eksikliği yine bir şekilde kapatıyorsunuz. Peki sizlere biraz da derslerin puanlandırmasının nasıl olduğundan bahsedeyim. Mesela fizyoloji dersinde 5 tane test vardı. Her hafta olan bunlar, yani her hafta bir tane testimiz garanti oluyordu. Ve bu testlerinde toplam ortalama etkilemesinin yüzdeleri 5'lik gösteriyordu. Bir tanesi %5, bir tanesi %10, kimisinin %15, o tarz etkiliyordu. Ve final sınavı da %40 etkiliyordu. Yani önceki testler %60'lık, final kısmı ise %40 etkiliyordu. Moleküler genetikte ise 3 tane quiz ve 2 tane midterm ve bir tane de final sınavı olduk. Quizlerin her bir tanesi %10 etki ediyordu. Midterm'ler ise %20 ve geriye ise final sınavı %30 etkiliyordu. Başta dediğim gibi Türkiye'deki bazı üniversitelerde olduğu gibi bizlere kamera açma zorunluluğu gibi bir durum yoktu. O yüzden atıyorum benim de çift ekranım var. Bir ekranda sınavı açarken diğer bir yanda ders notları olsun, ders slaytları olsun, aldığım notlar olsun ve Google olsun açıp yapabiliyordum. Ancak şöyle bir şey var. Mesela fizyoloji dersinde testlerimiz hep fix bir zamanda, yani o saatte açıp yarım saatte bitirmeniz gerekiyordu. Fakat genetikte ise quizlerimiz sınırsız zaman, yani istediğiniz zaman açıp istediğiniz kadar süre alıp ondan sonra deadline'ından önce, bitirmeniz gereken zamandan önce bitirip teslim ettiğiniz zaman tamamlanmış oluyordu. Fakat fizyoloji dersi gibi midterm'lerde yine belli bir zamanda açılıp yine açtığınız süreden sonra, genellikle 1,5 saat sonra bitiyordu süreniz. Bu durum finallerde ise sanki bir final günü, saati varmış gibi fix bir saatte, yani ikisi de genellikle saat 2 ile 5 arası oldu. Atıyorum bir tanesi pazartesi günü oldu, bir tanesi de çarşamba günü oldu. Yani quizlerin ya da testlerin biraz daha uzunu, daha çok sorulusu diyebiliriz yani finaller içinde. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Çünkü az önce dedim ki hani bir anda Google'ı açıp bir yandan da sınavı yapabiliyordunuz. Şöyle bir şey de var. Türkiye'de eğitim hayatım boyunca hiçbir kere internetten kopyalı yapıştır yapıp yakalanıp başıma bir şey geldiğini hatırlamıyorum. Ancak bu Kanada'da çok ciddi bir durum ve son zamanlarda da daha da ciddileşti. Yaptırımları çok arttırıldı. Atıyorum daha henüz birinci sınıf seviyesindeyseniz o ödevden, masum bir şeyse, o ödevden atıyorum 80 aldınız ama plagiarism yaptınız ve yakalandınız. O zaman atıyorum %100 bilmem kaçını düşüyorlar aldığınız notun ve 50'ye düşüyor atıyorum. Ancak üst seviyelerde, yani ikinci sınıf ve üstündeyseniz, plagiarism yaptığınız anda o dersten direkt F alıyorsunuz ve bu da sicilinize geçiyor yani. Eğer akıllanmayıp hala plagiarism yapmaya devam ediyorsanız, yani atıyorum mesela dedim size quizlerde, şeylerde, internetten soruyu Google'a arattınız, buldunuz cevabını ve bunu direkt olduğu gibi değiştirmeden yapıştırırsanız oraya, hala da bunu yapmaya devam ederseniz sonraki derslerinizde ya da sonraki ödevlerinizde hiç fark etmez. Sizi öncelikle bir okuldan uzaklaştırıyorlar. Bir yıl boyunca okuldan uzak kalıyorsunuz. Ve hala yapmaya devam ederseniz de okuldan atılıyorsunuz ve sicilinize işliyor yani bu. Ve bu sonraki hayatınızda eğer o üniversiteden atılırsanız, yani sonraki üniversite bulmanızda ya da kolej bulmanızda acayip zorlaştıracak bir şey olacak. O yüzden size söylüyorum, sakın öyle bir şey yapmayın. Başka bir yerden bilgi alsanız bile, kullansanız bile o cümleyi, oradaki bulduğunuz internetteki cümleyi öyle bir değiştirin ki kendi kelimelerinizle yazın. Ama tabii ki de hep böyle Google'a güvenip de çalışmamazlık yapmayın derslerinize. Ben düzenli olarak çalıştım her hafta. Derslerimi zamanında izledim. Anlamadıysam bir daha izledim. Sorularımı sordum. Ve bu sayede genetikten A eksimi aldım. Yani 81 ortalamamı tutturdum. Ve bu yaz döneminin sonuna gelmemle bütün bölüm dışı derslerimi tamamlamış oldum. Yani auditinde yazıyor. Orada non-major courses diye. Hepsinden kurtulmuş oldum bu sayede. Geriye sadece bölüm derslerim kaldı. Ve bu bölüm derslerinde genellikle benim çok keyifli geçiyor. Yani okuduğum bölümün bütün derslerini severek yapıyorum. Mesela atıyorum bölüm derslerimin en düşük notu B geliyor. B notu ise
okulumun internet sitesinde yazdığına göre 73 ile 76 arası, yani 73 de alsanız B geliyor, 76 alsanız da B geliyor. Ya da onun ortasında bir şey alsanız da yine B geliyor. Ortalamalarım genel olarak öyle. Ve tabii ki kendi dönemimdeki arkadaşlara göre biraz daha önden gidiyorum. Onun sebebi ise bir bölüm değişikliği yapmıştım. Onun da videosu gelecek çok yakında. Fizik bölümünden şimdiki okuduğum Food Science bölümüne geçmiştim. O yüzden önümde hala 2 senem daha var. Ancak bundan sonraki dönemlerimde bayağı ders yoğunluğum düşmüş olacak. Ve keyifli derslerim olacak. Yani bundan sonra biraz daha keyifli gidecek diye düşünüyorum inşallah. Yani normalde bir dönemde eğer okuduğunuz bölüme sıfırdan başlıyorsanız ve 4 senede yani zamanında bitirmek istiyorsanız her dönem 5 ders alarak, yani bu da aşağı yukarı 2,5 krediye denk geliyor. Her bir ders yarım kredi oluyor. Ve derslerin atıyorum laboratuvarı varsa da laboratuvarlarının kredisi 0 kredi olarak sayılıyor. Ben tabii biraz önden gittiğimden dolayı benim mesela önümüzdeki Eylül döneminde 4 dersim olacak. Kışında 3 dersim olacak. Ve tabii ki bu ders düşüşüyle vaktim biraz daha artacak. Ve bu sayede tabii ki de ayarlayabilirsem vaktimi, bir kendime bir part-time iş bulup kendi harçlığımı çıkarmaya çalışacağım. Bu videoda sizlere bayağı bir süre öğretim hayatının geleceği, yani online dersler hakkında biraz bilgi verdim. Kendi deneyimlerimi aktardım. Kanada'da aldığım ilk tam online dönemin nasıl olduğuna dair. Ve Türkiye'deki arkadaşlarımdan öğrendiğim kadarıyla da hala kesin bir şey yok. Üniversiteler galiba Ekim'de açılacakmış, öyle bir şey duydum. Türkiye'de üniversite okuyan dostlarımdan da bu konuda bilgi almak isterim açıkçası. Lütfen benimle bildiklerinizi de aşağıda yorumla paylaşın lütfen. Ben de biraz fikir edinmiş olayım. Ve çektiğim bu tarz videoları faydalı buluyorsanız, beğenme butonuna basarsanız ve abone olmadıysanız da abone olursanız çok sevinirim. 2 aydır içerik üretiyorum. Ve gerek bana gelen mesajlar olsun, gerek yorumlar olsun videoların altında, çok güzel bir takipçi kitlemin olduğunu düşünüyorum. Ve destekleriniz sayesinde daha da çok kişiye ulaşacağım inşallah. Bir sonraki bilgilendirici videolarımda görüşmek üzere o zaman. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bye bye.